O zaman hocam son soruya geçiyorum. Hadi bakalım. Gerçi çok hızlı cevaplarsanız bir soru daha alabilirim. Artık o duruma bağlı. Apordayım, çok evet, hızlı cevap. Çünkü çok hızlı bir açıklaması var gibi geliyor bana. Hocam insanlar neden şaşırdıklarında ağızlarını istemsiz olarak açarlar diye. Aa. Evet. Ya bu aslında kalıtsal bir şey mi, refleks mi? Şimdi bunlar hep evrimsel. Hepsi evrimsel efendim. Yani ama şöyle bir durum var. Evrimsel psikolojide de, evrimsel biyolojide de, etolojide de, yani hayvan davranışı biliminde de şöyle bir ikilemimiz vardır her zaman. En iyisi göbek deliğinden başlamak. Şimdi göbek deliği diye bir şey var bizde. Niye var? Göbek deliği anneyle işte umbilikal göbek kordonu dediğimiz şeyle bağlı olduğumuz için o kesildiğinde, onun işte dokusu düştüğünde geride kalan bir doku izi aslında. Göbek deliğiyle bağlı olduğumuz ve göbek deliği kesildikten sonra oluşan bu deliğin evrimsel olarak açıklamasını yaparken şuna bir karar vermemiz lazım. Göbek deliği fonksiyonel bir adaptasyon mu, yoksa bir evrimsel biyologların tabir ettiği şekilde bir gürültü mü, noise derler ona, ya da bir yan etki mi, yan ürün mü? Şimdi göbek deliği aşikar ki bir yan ürün. Çünkü göbek deliğinde ne bileyim işte zeytin biriktirmek için falan değil orası yani. Şey, tüy biriktirmek için. Orası tamamen aslında başka bir amaca hizmet eden bir adaptasyonun işte geçici olarak bizimle beraber gelmesi, ondan sonra onun gitmesiyle kalan bir iz. Şimdi bu tip davranışları da biz analiz ederken evrimsel biyolojide, evrimsel psikolojide acaba bu bir adaptasyon mu yoksa bir yan ürün mü mantığıyla bakmamız lazım. Genellikle Darwin'den beri evrimsel biyologların en çok zorlandığı şey insanlardaki ve hayvanlardaki özellikle de sosyal iletişim bazlı davranışların kökenini bulmaya çalışmak. Bu konu zor bir konu. Mesela daha evvel işte esnemenin şeyle ilgili anlatmıştık, yani insanlar neden esner diye bir soru gelmişti belki 2 sene önce. Esnemek aslında işte beyni soğutur, bilmem ne yapar falan filan, ama aynı zamanda türün bireyleri arasında bir iletişim sağlar falan diye uzun uzun anlatmıştık. Fakat bu esnemeyi evrimsel adaptasyon olarak ele alırsak mantıklı bir açıklama. Şu ihtimal her zaman var. Esneme diğer başka bir fonksiyonun, adaptif fonksiyonun bir ikincil sonucu olarak bir yan üründe olabilir. Ama biz o ana fonksiyonu anlamadan bu yan ürün mü yoksa adaptasyonun kendisi mi onu bilemeyiz. Niye bu kadar uzun giriş yaptım? Mesela biz şimdi duşa giriyoruz ya, buz gibi duşu açtığımız zaman böyle bir hareket oluyor değil mi? Bu ne bu ya? Yani sırtına soğuk su değiyor da ağzından olan bu şey nedir? Memeli dalma refleksi. Daha evvel anlatmıştım. İşte sucul memelilerde, su aygırlarında, foklarda, yunuslarda, balinalarda kafa soğuk suya girdiği zaman kalp atışını yavaşlatan, ani nefes alma, inspirasyon yapan bir refleks bu. Niye? Hayvan dalacak, nefesi alsın ki uzun süre işte suyun altında kalabilsin, işte yüzmesi falan mümkün olsun diye. Bizim de demek ki sucul memelilerle ortak bir geçmişimiz var. Zaten işte deniz ürünleri falan o yüzden bize iyi geliyor yedikçe. Ondan dolayı böyle bir refleks kalıyor. Şimdi bu refleks insan için artık adaptif bir refleks değil, bir yan ürün. Yani biz duşu açtığımızda suya dalmıyoruz ama aynı suya dalma refleksini duş altında sergiliyoruz. Ya da eski günler geldi aklınıza. Of, of. Bir hava hareketi oluşuyor. Yani eski bilmem ne günleri hatırlanmak ya da efkarlamakla nefesinle alakası var. Bizim nefesimiz sempatik parasempatik, yani sakinleştirici ya da coşturucu otomatik sinir sisteminin doğrudan yansıdığı bir yerdir. Eğer heyecan verici, stres yaratıcı, mücadele ettirici, egzersiz gerektiren bir duruma gireceksek daha biz o hareketlere başlamadan önce nefesimize kuvvet verilir ki birazdan kaslarımızın harcayacağı oksijen hemen nefeste kanımıza yüklensin diye. O yüzden birçok heyecansal durum önce nefeste karşılanır. Diye bir nefes alırız. Hayret etme, şaşırma ya da hayranlık duyma durumlarında, mesela İngilizce'de de ifade var ya, jaw dropping diye, çene düşürücü. İnsanın çenesi açılıyor. Şimdi bu çene açılma muhtemelen bu tarz bir solunum refleksinin yan ürünü gibi gözüküyor. Bizi hayrete düşürecek, böyle gerecek falan bir durum olduğunda bak korku refleksi nasıl? Korku film seyrederken yapıyoruz. O ağız açılmasının bir versiyonu gibi. Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama hani hayrete de, ben hayret ettiğim zaman nasıl göründüğümü hiç bilmiyorum. En iyi sen bilirsin. Benim çenem düşmez herhalde. Benim çenem çok hareket etmediği için. Evet, gözler büyüyor. Evet. Gözlerin büyümesi anlaşılır. Bu bir adaptasyon. Daha iyi görmek için, daha çok ışık. O yeni bir şey geldiğinde ne oluyor, ne bitiyor onu düşünüyorum. Göz bebekleri de büyüyor mesela. Yine ışık girmesi için. Soğuk su önce yapıyorsun ya. Ha. Senden sonra duş alacak kişiye yani evde yalnızken yapmayaydık iyiydi. Yani genellikle yalnızken denize girerken olur da hani haber veriyoruz. Bak burası soğuk. Su çok güzel falan filan. Şey çok iyiydi ya. Nerede Altınok'ta denize girerken. Bizim bir arkadaş denize girdi. Su nasıl diyorum. Diyor ki harika harika, hiç soğuk değil. Kaz tüyü gibi olmuş tübürü ama her taraf havaya kalkmış. Ağzı bir şey söylüyor, vücudu bambaşka bir şey söylüyor.
ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Daha bizdeki mesela tüyler de böyle. Bizdeki tüy dikilmesi de aslında bir yan ürün. Hayvanlarda o işte soğuktan korumak, düşmanı korkutmak için, bizde yazık kıl kalmamış ki, azıcık bir şey var. Onlar ancak işte sosyal iletişimde falan işe yarıyor. Bu arkadaşın yalan söylediğini anlayabiliyorum ben mesela. Dolayısıyla bu çene düşme gibi hadiseleri benim gibi birisine, yani bir evrimsel biyoloğa sorarken bu konuda hep bir soru işareti taşımakta fayda var. Yaptığımız açıklamalar muhtemelen %100 doğru değil. Çünkü nereden baktığımıza göre çok değişiyor. Zaten evrimsel açıklamalar geriye dönük olarak yapmaya çalıştığımız, yani olmuş olanı kurgulamaya çalıştığımız, muhtemelen %100 hiçbir zaman doğru olmayacak. Ama makul, mantıklı olduğu sürece geçerli ve bize öngörü sağlayabildiği kadar, mesela tıbbi bir ya da sağlık açısından bir öngörü sağlayabildiği kadar kıymetli olan analizler. O yüzden aslında sorunun cevabı şey, bilmiyorum. Ama biraz uzatıyorum ben bilmiyorum demek için. Böyle kısacası. Bunu da anlatacaktım, vesile olmuş oldu. Başka soruya vakit var mı? Yok. Vallahi mi? Kısacık bir tane. Hadi hocam, kısacık bir tane bakayım. Bak, 4-3 dakika, 2,5 dakika kalmış. 2,5 dakikamız sonra kaldı. Sonra çok hızlı cevaplayacağım. Ama az çok kaldı. Uzun gider bu sorunun cevabı. Yok, kısa hocam. Kısa bir tane. Sami sen söyle. Bir şey bul. Televizyon nasıl çalışır? Elektrik. Hocam bir şey sorayım hemen. Televizyon izlemenin uzun sürede negatif etki... Ne demişti hemen hocam, bakıyorum. Tamam, bunu hatırlıyorum. Buna kısa cevap verebilirim. Evet. Televizyon izlemek uzun sürede beyni nasıl etkiler? Yıllarca televizyon izlemek beyni nasıl etkiler? Evet. Ne izlediğinize göre değişir. Görüşmek üzere. Ama gerçekten öyle yani. Evet. Televizyon sonuçta sana bir takım enformasyonlar veren bir yer. Devamlı böyle Türk dizisi izlersen Türk dizisi olursun. Ama tutup da ne bileyim BBC belgeselleri izlersen, televizyonda YouTube uygulamasında açık beyni izliyorsan, beynin açılır. Mis gibi olur bence. Yanlış mıyım? Yanlış tabii mıyım arkadaşlar? Hocam, bunu sormaya tabii gerek var mı? Sürekli açık beyni izlerseniz beyniniz açılır. Ben bilmiyorum ama televizyonsuz yaşamanın neye benzediğini biliyorum. İki evet. Saniye ben hiç televizyon var. Doğru. Televizyonsuz bir arkadaşımız var. Niye bence abi? Çok fazla boş vaktim var. Dolduracak şey. Aynen öyle. Bir sigarayı bırakırsanız, iki televizyon bırakırsanız acayip boş vaktiniz oluyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Herhangi bir şeyin beynimize etkisi tamamen onun bize ne mesaj verdiğiyle alakalıdır. Buna gerçekten ciddi olarak böyle cevap vereyim. Dolayısıyla televizyon hem nimet hem külfettir. İnternet hem nimet hem külfettir. Yemek hem nimet hem külfettir. Onu nasıl hayatınıza soktuğunuza bakmamız lazım diye düşünüyorum. Galiba cevap verebildim evet. Diye düşünüyorum. Hocam sadece şey ilginç oldu. Biraz önce espri niyetine, evet sürekli bizi izleyin derken, bir çekimimizde de bir videoda da şeydi. Ya bizim izleyeceksiniz sürekli. Tam bizim soru... Hayır hocam, tam şeyimizi doğru gösterdik hani. Bu değişim halimizi. Biz her gün değişebiliriz hani. Bunu yorumluyoruz. Ama hayır, karı koca da bizi izlemeyin. Tekrar buradan vurgulayayım. Yani böyle sürekli evde romantik işte yemek yiyip böyle birbirinin gözüne aşkla bakmak varken her günde açık beyin izlenmez. Tamam, günde bir kere izleyin, yarım saat izleyin falan, ama bütün gece olmaz.